Efendim, biliyoruz ki hayatın, dünyanın akışı bizim isteklerimize göre dönmez. Fakat neden bu konuda hep bir iç direniş yaşarız? Neden alemi kendi keyfimize göre çevirebilmek için uğraşırız? Nefsin aldatıcılığındandır Salim. Elindeki bir kaşık suyla deryaya katılıp bütün okyanuslara sahip olmak varken o ne yapar? Kendi kaşığında deryalar vehmine kapılır. Bir risk daha var. Bir kaşıklık sermayesi her an buharlaşıp kaybolup gidecektir elinden. İnsan elindeki sermayesini çok dikkatli kullanmalı. Damlayken deryayı alabilmenin yolunu tutmalı. Bu da kendi muradını, dileğini değil de ilahi muradı gözetmekle olur. Bu iradeyi yok etmek olmaz mı? Hayır. İnsan iradesinin, aklının, istişaresinin hakkını vermeli. Gerekli gayretleri göstermeli. Anlıyorum. Fakat bunları yaparken sonucun her iki şeklini de eşit görmeli. Belki de kendine rağmen olaylar geliştiğinde mutlu olabilmelidir. Çünkü murad-ı ilahi bizim için mutlak hayra bakar. Gerçi bu murat nefsimizin hoşuna gitmeyen, dış görünümüyle hoş olmayan durumlar olabilir. Bir de şöyle düşünebilir miyiz? Olanlarda sürekli murad-ı ilahiyi gözleyen bir insan, kendi benliğinin esaretinden kurtulmuş olur. Büyük bir özgürlük elde eder. Doğru. Böylesine özgür bir ruhun küçük bir çıkar karşısında bel kırmaları, boyun bükmeleri olmaz. Lütuf da, kahır da onların bir gördüğü haller oluverir artık. Peki bir takım saf ve temiz gönüller bu murad-ı ilahiyi zorlarsa? Çoban sınırı geçen koyunlarını taşlarla, değneğiyle uyarır mı? Uyarır. Kırıp dökerek mi yoksa fiskeleyerek mi? Fiskeleyerek tabii. O insanlar da olayların fiskeleriyle bu dersi alırlar. Fiskede araç olarak kullanılır yani. Kullanılır tabii. Hadi bakalım iş başına. Bir güzel hoşluk bizi bekliyor. Bekleyeni bekletmek olmaz. Yaşasın gökyüz açık. Tamam, tamam. Erhan oğlum, geç kaldınız yine. Geldim baba. Oğlum ne yaptın ya? Biraz dikkatli olsana. Çatalak yesi ben ne yapayım baba ya? Al şunu. Paltonunu da giy. Hadi ders başlayacak. Geç kalıyoruz. Tamam hadi. Hadi hadi şunları da al. Şapkanı unutma. Tamam baba. Oh. Hadi geç kalıyoruz. Keşke annemiz yaşasaydı değil mi abi? Fakir olmasaydık annemiz yaşardı. Neden ki? Zenginler ölmez mi? Gökhan Berksoy. Buradayım öğretmenim. Emre Akar. Burada öğretmenim. Elif Güler. Yok. Elif Güler. Yok. Gökhan, sen tahtaya gel bakalım. Peki öğretmenim. 23 çarpı 2. Üzgün görünüyorsun. Neden sevdiğim her şeyi kaybediyorum usta amca? Sen kaybettiğini sanıyorsun. Bazen başına gelen bir halin kötü olduğunu zannedersin. Ama aslında o senin için daha iyi olabilir. Ama hiçbir şey değil. Annem öldü. Çok fakiriz. Elif de kim bilir neden gelmedi. Hep böyle mi olacak?
Çok korkuyorum. İnsan hayatı ümit ve korku arasında anlamlı olur Emre. Bazen çok yaramazlık yaptığın zaman annen sana terlikle vurmuyor muydu? Hı hı. Peki sen ne yapıyordun o zaman? Ne olur yapma anneciğim diye sarılırdım ona. Hayat da böyle işte Emreciğim. Allah'ın gazabından rahmetine sığınarak anlamlı olur ancak. Yani Elif yine okula gelecek mi? Ona kötü bir şey olmayacak değil mi? Oturabilirsin Gökhan. Kimle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Anne, biz evden atarlarsa nereye gideceğiz? Bilmiyorum kızım. Babam geri döndüğünde ya bizi bulamazsa? Bilmiyorum Elif, bilmiyorum. Bıraktı gitti bizi bir başımıza. Bıraktı gitti. Üzülme anne. Bak yine böyle olacağız. Allah bize ev bulur. Babamı da geri getirir. Allah bizi bırakmaz. Üzülme. Hey Emre. Ben eve sonra geleceğim. Atere'ye gideceksin değil mi? Babam kusar bak. Sen söylemezsen kızmaz. Nasıl olsa işte daha. Ama paran yok ki. Yakup bana borç verecek. Hadi görüşürüz. Elif, neden ağlıyorsun? Bizi evden atıyorlar. Atamazlar. Atacaklar. Babam da gelmiyor 3 gündür. Yarın okula gelecek misin? Annem çok ağladı bu sabah. Ben de onu bırakamadım. Ama yarın geleceksin değil mi? Gelirim. Sizi evden atamayacaklar. Söz veriyorum. Baba. Baba. Hı. Elifleri evden atıyorlarmış. Babası da yokmuş. Gelmiyormuş. Şey, sana bir şey soracağım. Eğer maaşını alırsan. Baba. Sahi sen neden erken geldin ki eve? Fabrika el değiştiriyormuş. Hepimizi işten çıkardılar oğlum. Emre. Bana yalan söyledin. Bak babam işten atıldı. Elifleri de evden atıyorlar. Herkes çok mutsuz. Herkes korkuyor. Kimse ümit etmiyor. Ben sana olması gerekeni söyledim Emre. Sen başına gelen bir şeyi kötü zannedersin. Ama olan öyle bir olur ki aslında senin kötü sandığın şey iyidir. Değildir. Hiçbir şey değildir. İyiyse neden Allah bize para vermiyor? Neden çok fakiriz? Fakirlik sadece paranın olmaması değildir Emre. Hem paran olsa ne yapacaksın? Herkese para vereceğim. Herkes mutlu olacak. Para bunu sağlayacak yani. Tabii.
Mesela paramız olsa annem ölmezdi. Yani zenginler ölmez mi? Bilmiyorum. Git. Zaten seni benden başka kimse görmüyor. Git, bir daha da gelme. Çünkü her şey çok kötü. Çok kötü. Peki. Madem mutluluk parayla, o halde Allah'ım bana para gönder diye dua et. Ben de sana dua edeceğim. Dua etsem Allah para gönderir mi? Dilerse gönderir. Allah'ım, bizi de zengin et ne olur. Bize de para ver. Biz de mutlu olalım. Lütfen Allah'ım. Usta amca. Aman Allah'ım, para. Paraları saklamam lazım. Evlat, ne yapıyorsun bu saatte burada? Hava karardı. Buralar senin için tehlikeli. Sen de kimsin? Benim adım Salih. Esas sen kimsin? Emre'yim ben. Emre. Peki burada ne yaptığını da söyle bakalım Emre. Hiçbir şey. Oraya bir şey saklamış olmayasın? Yo, saklamadım ki ben çanta falan. Yapma. Bırak onu. Bu mu senin? Bırak onu, bırak. O benim paralarım, benim çantam. Benim paralarım.
Bırak. Ah. Sence paralarını alacak olsam şu anda bana engel olabilir miydin? Olamaz mıydım? Anlat bakalım, nereden buldun bu paraları? Allah verdi. Geç şöyle otur. Sen... burada mı kalıyorsun? Beğenmedin mi? Yok. Ama hiç ev gibi değil. Bizim evden bile... Kötü değil mi? Hı hı. Öyleyse her an şükretmemiz lazım Emre'cim. Çünkü şükretmeyi bilirsen hayatta daima mutlu olursun. Yoksa varlıkta yoklukta bir süre sonra insanı sıkar. Hem şükür nimeti artırır. Evet. Doğru. Mesela ben dua ediyordum param olsun diye. Sonra bir baktım bir sürü para. Neden istiyordun parayı? Biz çok fakiriz. Bizim mahallede oturanlar da çok fakir. Sonra bir sürü de fakir var. Onlara yardım etmek için. Peki bu parayı onlara vererek onlara yardım edeceğinden emin misin? Tabii ki. Sana da veririm. Ben böyle iyiyim çok şükür, sağ ol. Ama istersen sana yardım edebilirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama eğer istersen. Ama ya alırsan parayı? Ya? Ya çalarsan mı diyecektin? Hı hı. Doğru. Bu kadar para herkesi yoldan çıkarabilir. Hepimizi. Seni de. Bana güvenmiyorsan peki al parayı götür. Olmaz. Neden? Erhan abim hepsini harcar. Herkesi de söyler. Sonra kimseye yardım edemem. O zaman bana güvenmek dışında şansın yok. Evet. Öyleyse anlaştık mı? Anlaştık. Yarın okuldan sonra geleceğim, tamam mı? Tamam. Bir şey mi oldu? Ben şimdi bunun içinden azıcık para alsam. Al bakalım. Sonuçta senin paran. Hadi gel bakalım. Senin bulduğun gizli yere saklayalım çantanı. Nerede lan para? Söyle. Abi vallahi bilmiyorum. Kaçıyordum. Gayet emniyetli bir yere sakladım. Sonra döndüm. Yoktu. Düşmüş de olamaz. Vallahi billahi ben almadım abi. Vallahi billahi. Para nerede lan? Abi... Abi vallahi bilmiyorum. Lan bir çanta para nereye gider lan? Para nerede lan? Abi söylediklerini aynen uyguladım abi. Bak Recep yanımda. O da şahit. Satışı bekledik. Herifi takip ettik. Paraları aldı. Bankaya gitmek için arabaya bindi. Herifin yolunu kestik. Araba bozuldu ayağına. Recep oyaladı, ben çaldım. Sonra herif durumu çakınca ben kaçmaya başladım. Yemin ederim sana yabuk yapmadım abi. Yemin ederim. Sus lan. Sus. Sus lan. Sus. Bulacaksın lan o parayı. Bulacaksın. Bir kuruş bile eksik olmadan getireceksin o parayı. Yoksa var ya keserim lan seni. Abi. Abi evladıma bağışla abi. Ne olursun abi. Hem nereden bulacağım ben o kadar parayı abi? Çok konuşma lan. Getir lan parayı. Getir lan parayı. Sana. Sana. 2 gün mühlet. 2 gün sonra hangi deliğe girersen gir. Bulacağım lan seni. Gerisini sen düşün artık. Şerefsiz. Bu paralar.
Bunlar arabayla önüme çıkınca durdum tabii. Küçük olan yardım falan lazım deyince insanlık gereği indim arabadan. Yardım ettim ama bu sırada... Anlıyorum. Robot resim olayı tamam değil mi? Tarayın bakalım sabıka kayıtlarını. Hemen aminim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paraların seri numaraları... Yeni bir fabrika almak için anlaşma yapmaya gidiyordum. Daha önce de söyledim ya. Satışı yapan kişi parayı elden vermemi istedi. Ben de paranın tamamını bankadan çektim. Biz paranın takibini yaparız. Seri numaraları yüklü bir para olduğu için bellidir. İnşallah en kısa zamanda hırsızları yakalarız. Rüya mı görüyorum acaba usta amca? Belki. Hayır, gerçek. Dikkat et Emre. Bu gerçek sandığın kadar güzel bir rüya olmayabilir. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Yo. Sende bir acayiplik var. Babamı işten atmışlar. Senin şu an ağlıyor olman lazımdı. Ama sen kendi kendine gülüyorsun. Artık hiç ağlamayacağız. Elif de ağlamayacak. Evet çocuklar. Şimdi size bir ödev vereceğim. Ya. Ama bu çok zevkli bir ödev. Hem büyük sınıflardaki abilerinizle ablalarınızla aynı ödev. Ama onlar bizden ileride. Evet. Değil Gökhan'cığım, değil. Çünkü bu ödev kitapla, defterle yapacağınız bir ödev değil. Peki ne yapacağız öğretmenim? Yardımlaşacaksınız. Okulda, mahallenizde, sokakta yardıma ihtiyacı olan kim varsa onlara yardım edeceksiniz. Ödev demeyelim de yardımlaşma yarışı diyelim. Sonra da karşılaştığınız ilginç olayları hep birlikte dinleyeceğiz. Ama ya bizim yardıma ihtiyacımız varsa? Ya biz de çok fakirsek? Ama yardım sadece parayla olan bir şey değil ki. Çok yaşlı bir teyzenin karşıdan karşıya geçmesine ya da bir sokak köpeğinin su içmesine ya da bir arkadaşınızın ödev yapmasına yardım edebilirsiniz. Yeter ki siz bunu gönülden, samimiyetle isteyin. Allah muhakkak karşınıza bir fırsat çıkarır. Evet öğretmenim. Bir şey mi diyecektin Emre? Evet öğretmenim. Diyecektim. Hı. Allah insanın karşısına fırsat çıkarır. Yeter ki biz isteyelim. Hı hı. Çocuklar bir sonraki derse geç kalmayın. Emre? Hadi sen gelmiyor musun teneffüse? Ben ders çalışacağım. Peki. Ödevimiz çok güzel değil mi? Evet çok güzeldi. Abi sen kitaplarımı al ben birazdan geleceğim. Nereye be? İşim var. Saçmalama. Yürü eve. Babama ne diyeceğim ben? Okuldan ödev vermişler dersin. Ne ödevi? Yoksa şu saçma sapan yardım hikayesi mi? Biz kime yardım edeceğiz oğlum? Asıl bize yardım etmeleri lazım. Yürü hadi eve. Görüşürüz. Görüşürüz. Emre! Salih abi, ben geldim. Salih abi. Salih abi. Salih abi. Ya Salih abi ya. Çanta nerede abi? Çanta nerede? Salih abi. Yağma haksızlık bu, haksızlık. Para ne kadar büyük olursa dert de o kadar büyük oluyor galiba. Salih abi, ben de gittin sandım. Sen neden almıştın bu parayı buradan? Gelen giden oldu sabah. Çocuklar falan girip çıktılar. Bir şey olmasın diye aldım ben de. Peki ne yapacaksın bu parayla? Ben bir şeyler düşündüm. Yaşasın. Hadi hemen gidelim. Kaç para lazım? Özel derse o kadar para
Dikkate alacağız. Tamam her şey ya. Burada kimsenin yardıma ihtiyacı yoktur ki. Emin misin? Tabii ki yoktur. Neden beni buraya getirdin? Yardım etmek istiyordum ben, yanlış mı anladım? Ama buradakilere değil. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Geldim abla, geldim. Gülten Hanım, ne oldu? Ne olur bizi hastaneye yetiştirin. Rahatsızlığı ne? Akdeniz anemisi. Geçmiş olsun. Alo Fazıl. Burak fenalaştı. Peki. Bu sefer sen seç. Gel benimle. Yoğun bakıma hemen. Doktor bey. Gülten Hanım. Yaptığımız kan nakilleri demir fazlasına yol açıyor. Bu da kalp yetmezliğine. Beklediğimiz bir durum. Bir şey olmaz değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Gülten, ne oldu? Fazla, oğlumuz. Efendim, Fazıl Bey'e ait paranın bir kısmı bir bankaya yatmış. Seri numaraları merkeze bildirildi. Bankaya mı? Hangi hırsız böyle bir aptallık yapar ki? Kimin hesabına? Bir ısıtma şirketi. Hesabına para yatmış. O da koca bir mahalleye mal götürmüş. Parayı kimin yatırdığına baktık. Yatıran kişi Salih Demir. Fakat 1974 yılında ölmüş. Başka kayda ulaşamadık. Sahte kimlik kullanıyorlardır da... Bu mahalleye odun kömür hikayesi de ne oluyor? Biri Robin Hood'çuluk mu oynuyor? Alo Fazıl Bey. Buyurun Atıf Bey. Çabanız için teşekkür ederim ama şu an umurumda bile değil. Ne para ne pul. Peki mahalleyi tespit ettiniz mi? Evet amirim. Sen artık eve git. Baban merak etmiştir. Ama daha bir sürü insan var yardım edecek. Var ama hepsine tek başına yardım edemezsin değil mi? Hem baban üzülür geç kalırsan. Tamam. Emre, o paranın sana ait olduğundan emin misin? Evet, Allah o parayı bana verdi. Ama ya başkasınınsa, ya bir tesadüf sonucu sana geldiyse? Hayır, benim. Hem ben kendim için kullanmıyorum ki o parayı. Sadece azıcık babam vereceğim, o kadar. Başka bir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Neredesin sen bakayım? Dışarıdaydım baba. O kadarını anladık. Niye gelmedin bu saate kadar? Abine de bir şey söylememişsin. Öğretmen ödev verdi. Yalan söyleme. Bu saate kadar ödev olmaz. Şu ekmeği de tırtıklamayı bırak. Yemek hazırlıyoruz burada. Ama sokak ödevi verdi baba. Yardımlaşma ile ilgili. Hepimiz insanlara yardım edeceğiz. Sonra sınıfta anlatacağız. O ne biçim ödev öyle? Biz kimseye yardım falan edemeyiz. Öğretmenin bilmiyor mu bunu? Neden? Fakiriz de ondan. Evet, biz ancak kendimizi geçindirebiliyoruz. Ama Hacer öğretmen dedi ki, gerçekten istersek o zaman Allah bize... Neyse neyse uzatma. Bir daha da bu saate kadar sokakta gezmek yok, tamam mı? Hı-hı. Git şimdi üstünü değiştir. Tamam. Tamam.
Babam niye öyle dedi? Çünkü senin için endişeleniyor. Ama insanlara yardım etmek iyi bir şey. Belki de bu dünyada yapabileceğin en güzel şey. Ama babanın da vazifeleri var. O öncelikle sizden sorumlu. Zaten benim bir sürü param var usta amca. Ben o paralarla insanlara yardım etsem, babam da yardım etmiş gibi olur mu? Tabii olur. Senin gibi iyi bir çocuğu yetiştirebildiği için hem o... Hem? Annem bile yardım etmiş gibi olur Emre. Ama benim annem öldü usta amca. Evet. Ama sadece bu dünya hayatına veda etti annen. Oysa ebedi hayatta senin bütün yaptıklarından haberdar oluyor ve sen güzel şeyler yaptıkça oğluyla gurur duyuyor. Ama şunu unutma, bunun için sadece paraya ihtiyacın yok. O zaman ben bu çantadaki bütün parayla herkese yardım etsem annem daha mı çok sevinir? Evet Emre. Ödevime yardım eder misin? Git kızım başımdan. Baba ne olur. Elif git başımdan, uğraşamam seninle, tamam mı? Ah. Ah, baba bak. Ah. Nereden geldi bu ha? Nerede buldunuz? Vallahi bilmiyorum Ali. Nasıl bilmiyorsun lan ha? Nasıl girdi eve bunlar? Ben o kadar parayı nereden bulurum? Yapma Allah rızası için. Kes! Kızım, yavrum, sen mi getirdin bu parayı eve? Kim verdi bu parayı sana? Bilmiyorum baba. Söyle yavrum. Bak söz kızmayacağım. Vallahi bilmiyorum baba. Çantamdan çıktı. Ne demek bilmiyorum lan? Ha? Ne demek bilmiyorum? Ah, yapma Ali. Anne, anneciğim ağlama. Abi, para o mahallede bir yerde. Bak vallahi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Ne demek mahallede? Abi, bugün yarın bulurum yerini. Ama eminim abi. Bu kızının çantasından mı çıktı şimdi ha? Evet abi. Ama kimin koyduğunu bilmiyor. Korkudan ölecekti abi. Yalan söylemez abi. Sadece korkudan ölünmez Ali. Abi vallahi bulacağım. Ben karışmam Ali. Vaktimiz daralıyor. Tamam abi, tamam. Bunu boş bırakmayın. Tamam abi. Elif, derste hiç konuşmadın, ne oldu? Babam. Ne oldu babana? Çantamdan para çıktı. Sonra nereden buldun dedi. Bilmiyorum deyince çok kızdı. Annemi de dövdü. Nereye gidiyorsun? Eve, sen? Hiç, ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Düşündün mü ne yapmak istediğini? Düşündüm. Ama aklıma bir şey gelmiyor ki. Gel buradan. Ama bu yol bizim mahalleye gidiyor. Yani yanlış bir yolda mıyız? Bilmem. Bugüne kadar... Usta amca beni hiçbir yanlış yola götürmedi. Usta amca mı? Anlatsam da inanmazsın ki. İşte bak, gerçekten de doğru yollaymışız. İnşallah. Amirim, yine bir miktar paranın seri numaralarını tespit ettik. Bu sefer nerede? Ahmet Sönmez adına bir adama yatmış efendim. Kimmiş bu Ahmet Sönmez? Pazarcı efendim. Haftanın 3 günü düzenli olarak cirosunu bankaya yatırırmış. Yani şahıs temiz amirim. Ona parayı teslim eden kişi... Yine Salih Demir değil mi? Araştırıyoruz amirim. Araştıralım bakalım. Araştıralım. Soruları ben soracağım. Peki amirim. Ne taraftan? Bu taraftan. Ahmet Sönmez? Evet. Emniyetten komiser Atıf. Arkadaşlar sizi bilgilendirmiştir. Bu paraları size kim teslim etti? Sadece bana değil ki amirim. Bütün pazarcıların tezgahlarını satın aldım. Kim satın aldı? Salih Demir diye bir genç. Kim bu Salih Demir? Bilmiyorum abi. Parayı ödedi ama bir şey almadı ki. Nasıl almadı? O ödedikten sonra insanlar gelmeye başladı. Genelde burada yaşayan, işte öyle pazar işi bittikten sonra gelip artık toplayan insanlar. Salih Demir ismini verdikleri takdirde yardımcı olmamız söylendi. Biz de olduk. Hiç şüphelenmediniz mi? Bu devirde şüphelenmek lazım tabii. Kim böyle bir şey yapar ki? Tek başına onca insana yardım etmek. Neyse. Şu Salih Demir'in eşkalini alalım o zaman. Bu Salih Demir midir nedir? Bu adamı en kısa zamanda yakalıyoruz, tamam mı? Peki amirim. Gel kestirmeden gidelim.
Oğlum o kadar parayı nereden buldun? Üzümünü ye, bağını sorma. Atariye doyduk oğlum. Borcum da bitti değil mi? Hı hı. Yarın da oynatırsan biter. Oynatırım oğlum. Zenginim artık. Hadi sen git. Ben de yarın atari olayını ayarlayayım. Hadi görüşürüz. Doktor bey, 24 saatten fazla zaman geçti. Geçmiş olsun. Müdahalelerimize tepki verdi. Çok şükür. Görebilir miyiz? Önce konuşmamız gereken bir şey var Fazıl bey. Kötü bir şey mi var doktor bey? Kötü bir şey olmasını engelleyebiliriz. Nasıl? Bir kalp ameliyatı yapmamız gerekebilir. Ey kadar çocuk, nasıl olur kalp ameliyatı? Buna mecburuz. Biraz sıkıntılı olacak ama... İnanın bana buna mecburuz. Burayı mı kesecekler? Olmaz, istemiyorum. İstemiyorum Allah'ım, istemiyorum. Oğlum, Burak. Nasılsın oğlum? Bak buradan bir çıkalım, seni istediğin her yere götüreceğim. Her şeyi alacağım sana. Ben eve gitmek istiyorum. Ama oğlum, senin iyiliğin için geldik buraya. Doktor amcalar da hep ilgileniyorlar seninle. Öleceğim ben. Oğlum böyle konuşma. Kim dedi bunu sana? Duydun işte. Ameliyat olmak istemiyorum ben. Eve gidelim. Ne olur eve gidelim. Eve gitmek istiyorum ben. Ameliyat olmak istemiyorum. Salih abi. Ben annemi özledim. E gidip görelim o zaman. Ama öldü annem. Nasıl göreceğiz? Biz onu göremeyiz belki ama o bizi görüp duyar. Hadi. Anneciğim, ben sana geldim. Salih abi dedi ki, sen beni duyabiliyor musun? Beni duyabildiğin deseydim, hep konuşurdum seninle. Çünkü seni çok özlüyorum ben. Babam bizi hiç yalnız bırakmıyor. O da çok üzülüyor seni. Usta amca, seni bir daha gördüğümü söylüyor. Sen cennetteymişsin şimdi. Ama Salih abiyle yaptığımız iyilikleri görebiliyor musun? Salih abim cennetin çok güzel olduğunu söyledi. Allah sevdiklerini alırmış oraya. İnşallah ben de bir gün yanına gelirim anneciğim. O güne kadar seni çok özleyeceğim anneciğim. Dünyanın en güzel kelimeleri... Bir çocuğun dudağından dökülen dualar olsa gerek. Salih abi, benim annem hastalanıp da ölmüştü. O zaman hep Allah hastaların yardımcısı olsun derdi. Biz de hastalara yardım edelim mi? Elbette. Hadi gidelim.
Çanta, çanta nerede ya? Küçük nasıl seni? Aa. Ne yapayım ben seni şimdi ha? Ne yapayım? Bırak söyle beni, bana pis bücürük. Ne yapayım ha? Yapmadım. Peki şimdi ne yapacağız doktor? Fazıl Bey, dediğim gibi ameliyat şart. Sizi anlıyorum, güzel de ameliyat bence ama son çare. Ama buna mecburuz. Bütün parayla yardım edelim mi hastalara? Çok hasta var dünyada, değil mi? Annem gibi. Öyle diyorsan öyle yaparız. Yok. Ne yok? Çanta. Çanta gitmiş. Ama şimdi ne olacak? Paramız olmayınca yardım edemeyiz ki. Olur mu öyle şey? Yardım etmek için para şart mı? Şart. Allah beğenmedi benim yaptıklarımı. Geri aldı parayı. Olur mu öyle şey Emre? Allah kendi rızasına yapılan her hizmeti sever. Hayır işte beğenmedi. Aldı paraları. Emre! Bırak gitsin. Daha çok şey öğrenmesi lazım. Para nerede lan? He? Ben bilmiyorum abi. Bu biliyor. Şekere simide mi harcadı el kadar çocuk bunca parayı ha? Yakarım Ali. Yakarım. Abi vallahi kendisine sor. Adın ne senin? Erhan. Erhan. Ben arkadaşlığı çok severim. Seninle arkadaş olalım ister misin? Güzel. Güzel. Benim paralarım nerede olabilir sence? Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Ulan... Atariye tatariye oynarken harcarken ne biliyordun lan? He? Lan biz onca emeği bacaksızlar harcasın diye mi verdik ha? Lan senin var ya. Lan senin bacaklarını kopartırım lan velet. Nerede lan bu paralar? Kardeşim o aldı parayı. Kardeşim. Kardeş ha? Bakacağız. Emre! Erhan! Çocuklar neredesiniz? Bu da ne? Özür dilerim. Bu ne? Çanta. Ne çantası ha? Ne çantası? Ne hatlar karıştırıyorsunuz ha? Allah gönderdi onu bana. Utanmaz. Yalan söyleme. Nereden buldunuz bunu? Abinin işi değil mi bu? Nerede o? Bilmiyorum. Onun haberi yok. Benim o çanta. Bana Allah verdi o çantayı. Sen gel bakayım benimle buraya. Yürü yürü yürü. Sen burada dur da aklın başına gelsin. Doğruyu söyleyene kadar burada kalacaksın. Ah Erhan ah. Neredesin?
Neredesin Erhan? Burak, bak sana ne getirdim. Burak. Nerede? Neredesin Velet? Pis Velet! Allah'ım, ne yaptım ben? Adam öldürdüm. Adam öldürdüm. Katil oldum. Affedersiniz, küçük bir çocuk gördünüz mü? Hayır, buralarda? Ha, dur dur. Dur, sakin ol. Yaklaşma. Ellerinde kan var kardeş, bir hata mı ettin? Ben... Burada ne işin var senin? Amca yardım edin. Ne oldu? Bu taraftan. Bunlar ne? Amca hepsinin olsun, ne olur yardım et. Ali! Baba, ne oldu sana? Biliyordun değil mi? He? Biliyordun değil mi? Babanın paralarını o Velid'in aldığını, Ali, biliyordun. Yapma. Ne parası baba? Yine ne yaptın Ali, ne yaptın? Yürüyün gidin hadi eve. Hadi. Söyle o Velid'e hangi deliğe girerse girsin bulacağım onu. Öyle harabelere falan saklanmasın. Kendi rızasıyla getirip verirse parayı belki affederim, tamam mı? Söyle ona, tamam mı? Hadi şimdi.
Ama anne ev bu tarafta. Eve gitmiyoruz kızım. Uzun zamandan beri yapmamız gerekeni yapmaya gidiyoruz. Ne oldu lan? Hayalet gördüğünü mü sandın? Öldüğümü mü sandın? Para nerede? Oğlum nerede? Sana ait olmayan bir paranın hesabını soruyorsun ha? Sen de kimsin be? Salih Demir. Bırak beni. Bırakacağım. Ama zamanı gelince. Tamam, anlaşıldı. Hakkımda iki ayrı ihbar var. Bu iki ihbar parçaları birleştiriyor. Vallahi ben de değil paraları amirim. Kimde ya? Ortaklarında mı? Sarı İbrahim var. O azmettirdi beni. Onu da alın. Bunun ifadesini de ben gelene kadar almayın. Emredersiniz amirim. Götürün. Senin oğlanı da bulmuş bizimkiler. Bunların mekanında yatıyormuş çocuk. Merak edilecek bir şey yok. Ama nasıl bulaştılar bu işe anlamadım. Ben de amirim, ben de. Siz nasıl geldiniz tam vaktinde? Salih Demir. Kim bu Salih Demir? Bu paralar onda galiba. Bunu o yakaladı amirim. Buradaydı ama. Gitmiş. Amirim, paralar bulunmuş. İbrahim'den mi çıkmış? Hayır amirim. Fazıl Bey aramış. Emre diye bir çocuk. Emre? Emre? Oğlum? Çok korkuyorum. Neden? Beni ameliyat edecekler. Ama bu iyi bir şey. Tabii. Senin başına gelmediği için bilmiyorsun. Biliyorum. Benim annem çok hastaydı. Ameliyat olamadığı için öldü. Neden ameliyat olamadı? Çünkü paramız yoktu. Yani senin iyiliğin için. Hem sen hiçbir şey duymayacaksın ki. Seni uyutacaklar. Hem ben seni her gün ziyarete gelirim. Sonra iyileşince oyun oynamaya götürürüm. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ama şimdi gitmem lazım. Babam beni merak etmiştir. Benim babam da. Oğlum, oğlum. Artık korkmuyorum. Nasıl oldu bu iş? Emre, Emre sayesinde. Oğlum. Galiba o çanta sana ait değildi. Emre, Erhan, canlarım. Babacığım. Demek Emre sensin. Atıf Bey arayınca hemen geldin. Bana az önce her şeyi anlattın. Oğlunuz çocuğumun hayatını kurtarmış. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah. Amca, o paralar sizin miymiş? Hı. Ben onları Allah gönderdi sanmıştım. Biz çok fakiriz. O yüzden ben usta amcaya hep param olsun derdim. Usta amca da gülerdi. Ama bir gün yolda yürürken
Yine usta amcayla konuşuyorduk. Arkadaş bu şahsın arabasına çarptı. Adam da durdu tabii. Onlar kazayı konuşurken ben gizlice arabanın kapısını açıp çantayı aldım. Biz biliyorduk tabii orada çanta olacağını. Takip etmiştik. Sonra ben kaçmaya başladım. Ben yine param olsa ne güzel olurdu diyordum. Ama bu sefer üzüldüm. Çünkü Elifler gidecekti. Babam da işten atılmıştı. Hep para yüzünden oluyordu. Öyle anlaşmıştık. Ben ilk kez girdiğim için bu işe kimse benden şüphelenmeyecekti. İzimi kaybettirdiğimden emin olana kadar koştum. Etrafı iyice kolaçan ettikten sonra önceden kontrol ettiğim binaya girdim. Ama çıktıktan sonra bir süre daha etrafımı kolaçan ettim. Her şey yolunda gözüküyordu. Bir an parayı nereye saklayacağımı bilemedim. Her yere bakmaya başladım. Sonra çantayı eski çan kulesinin altına saklamanın en uygun yer olduğunu düşündüm. Yani oradan düşmesi mümkün değildi. En azından ben öyle düşündüm. Yine de korkumdan dolayı etrafı iyice kolaçan ettim. Her şeyden emin olmak istiyordum. Ve çantanın orada güvende olduğundan artık emindim. Ben de kendi kendime konuşmaya devam ediyordum. Sonra birden pat diye bir ses duydum. Gözlerimi açtım. Çanta duruyordu orada. Gökten düşmüştü işte. Aman Allah'ım, para. Nasıl düşecekti ki? Yani düşmüş olması neredeyse imkansızdı. Ben de Allah fakirlere vermem için gönderdi diye düşündüm. Öyle olunca da verdiğim sözü tuttum, dağıttım. Önce bir mahalleye odun kömür aldın. Sonra bir mağazadaki bütün elbiseleri satın aldın. Ve ihtiyacı olan herkese dağıttın, değil mi? Sonra da bütün parayı oğlumu kurtarmak için vermeye kalktın. Ben paranızı harcadım ama kendim için. Herkesi tehlikeye attım. Öyle deme küçük bey. Sen suyu bulandırmasaydın biz hırsızları yakalayamazdık. Ben paranızı geri veremem. Özür dilerim. Ama izin verirseniz çalışırım. Ödeyene kadar. Sen benim oğlumun hayatını kurtardın. Dahası bana paramla bir ders verdin Emre. Bunca yıldır ben neden yapmamışım bunları? Sayende zekat gibi, sadaka gibi sorumlulukların olduğunu hatırladım. İnşallah o paralar sadaka yerine geçmiştir. Esas özür dileyecek olan benim delikanlı. Kızmadınız mı? Kızdım. Ama kendine hiçbir şey almamana kızdım. Ne biçim çocuksun sen öyle? Benim anlamadığım şu. Bu usta amca deyip durduğu kim? Peki Salih Demir kim? Kim bunlar? Salih abi de gitti. Usta amca da. Ama onlardan çok şey öğrendim. Dikkat edin, yavaş. Peki doktor bey. Oğlum. Yavrum. Çok şükür. İnsana en çok neyin lazım olduğunu öğrendim. Çekil lan. Abi.
Zenginliğin ne demek olduğunu öğrendim. Fakirliğin sebebini öğrendim. Paranın Allah'tan geldiğini anlamak için gökyüzünden düşmesine gerek olmadığını öğrendim. Bütün nimetlerin sebebinin Allah olduğunu öğrendim. Rekabetsiz yarışma çok güzel bir iştir. Hem yarışma hem de rekabetsizlik nasıl bir şey? Bu yarışta koşanlar kıskançlığa girmezler. Kıskançlığa sokmazlar. Yaptıkları işe de gösteriş, kendini belli etme gibi kirler bulaştırmazlar. Ama yarışıyorlar sonuçta. Başkaları da var bu kulvarda. Onların yürüdüğü yol, ötelere yatırım yapan Allah rızasını kazanma yarışıdır. Kimsenin kazandığı kimseden eksiltilmez. Sonsuz hazineden, kendine açılan yoldan alırlar, alırlar. İyiliğe doymazlar. Veya hak murad eder, o içi iyilik dolu fakat küllerle pörsümüşleri, bazen bir zalim elle, bazen da şefkatle ne yapar? Alır, o rekabetsiz hayır kulvarına yerleştiriverir.